İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Türk Ocağı, Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti, Milli Kongre ve Karakol Cemiyeti gibi ünlü örgütlerin kurucu ve yönetici kadrolarında bulunan Baha Said Bey, milli mücadelenin önemli kahramanlarındandır. Baha Said aslen Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmiş, Dağıstanlı bir Türk ailenin evladıdır. Babası alim bir zat olan Baha Said, 1882'de Biga'da dünyaya gelir. İlk öğrenimini evde babasından aldığı eğitimin yanında Biga'daki okullarda tamamlayan Baha Said, yüksek öğrenimini Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde yapar. Harp Okulu'nda ressam Ali Rıza Bey'in başarılı öğrencilerinden biri olur. 1906 yılında kurmay yüzbaşı olarak ordu saflarına katılır. Ancak Baha Said kısa bir süre sonra komutanlarıyla uyuşamaz, onlara karşı gelir ve emekliye sevk edilir. Baha Said subaylıktan ayrılınca Kahire'ye aile dostlarının yanına gider. Mısır'da ünlü hattat ve ressamlardan süsleme sanatı üzerine dersler alır ve bir süre bazı Kahire camilerinin tezyin işlerinde çalışır. Meşrutiyet ilan edilince yurda döner. İstanbul'da Vali Konağı karşısında Resne Fotoğrafhanesi binasında bir yazıhane açıp ticaretle, komisyonculukla meşgul olmaya başlar. 1916 yılında eğitim sisteminde milliyetçi ve halkçı fikirlerin yayılmasını teşvik etmek amacıyla kurulan Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti'nin kurucu üyeleri arasında yer alır. İstanbul'un işgalinden önce 17 Ekim 1918 Perşembe günü Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti merkezinde yapılan son toplantı sonucu milli hukukumuzun korunması amacıyla Milli Kongre adıyla bir cemiyet kurulur. Baha Said, Türkiye'de Anadolu incelemeleri Türkiye'yi bilmek demektir. Bunu biz Türkiye'li Türkler yaparsak nefsimizi bilmiş oluruz der ve yapılacak işi şöyle özetler. Bizim Anadolu'muz yeni baştan köy köy görülmeli, memleketin topografyası gibi etnografyası da yapılmalıdır. Ondan sonra Anadolu sosyolojisi ve Anadolu'daki Türk zümreleri hakkında pek kat'i ve ilmi neticeler alınabilir. Bütün milli güçleri birleştirerek milli hukukumuzun savunulmasını amaç bilen Milli Kongre'nin daha önce kapatılmış Le Courrier de Turquie gazetesinin yeniden çıkartılmasında, İzmir faciayı işgali, Türk-Ermeni meselesi ve Irak'ta Türkler gibi çeşitli eserlerin İngilizce ve Fransızca hazırlanıp Avrupa'da propaganda aracı olarak parasız dağıtılmalarında, kalem gücü ve dil bilgisi kadar teşkilatçılıktaki ustalığıyla da Baha Said'in büyük hizmetleri geçer. Mütarekenin ilk ve acıklı günlerinde herkes karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmışken, Baha Said dayanıklılık ve soğukkanlılığını muhafaza eder ve milletine Türkiye taze bir can ve kan, yepyeni bir azim ve iman vermeye uğraşır. İstanbul'un işgal ve baskı altında bulunmasına, başta Vahdettin olmak üzere sarayın, hürriyet ve itilafın, nigahbancıların alçakça faaliyetlerine rağmen milli mücadele ve direniş çalışmalarına girişen Baha Said'in, Kara Vasıf ve Refik İsmail Beylerle birlikte kurdukları Karakol Cemiyeti, milli mücadelenin güçlenmesine büyük katkı sunar. İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephane, subay ve mebuslar kaçırarak ve haber alma, haber verme suretiyle büyük hizmetler görür. Polatlı'ya yaklaşan Yunan saldırısına karşı halkın paniğe kapılmasını önlemek ve direnişini sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirilen Baha Said Bey, Anadolu'da dolaşarak halka öğütler verir ve milli mücadeleye desteğin artmasına yardımcı olur. İstiklal madalyası sahibi olan Baha Said Bey, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca, Fransızca bilmektedir. Ayrıca Urdu ve Çağatay lisanlarında ustadır. Eski Türk tarihi ve Anadolu'daki mezhepler hakkında derin araştırma ve incelemeleri vardır.
Milli mücadele son bulduktan sonra Atatürk'ün 10 Şubat 1925'te kurdurduğu Türk Tayyare Cemiyeti'nde Cevat Abbas ve Fuat Bulca gibi yakın arkadaşlarının başkan bulundukları ilk günlerden ömrünün sonuna kadar müfettişlik görevi yapar. Bahasayit fırsat buldukça resim yapar. Tablolarıyla Türk Ocağı'nın zaman zaman düzenlediği resim sergilerine katkıda bulunduğu gibi, Ocağın yayın organı Türk yurdunun ilk sayılarından birinde yer alan Temuçin takma adıyla Türk kardeşlerime ithafını taşıyan Sözün Doğrusu şiiriyle de milli duygu ve düşüncelerini açıklar. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milliyetçilik ilkesine gönülden bağlı olan Bahasayit Bey, 29 Ekim 1933'te Samsun'daki Ahali Gazetesi'ne yazdığı bir makalede Türk çocuklarına şunları öğütler. 1. Türk çocuğu her türlü hasis özelliklerden uzak bulunacak. 2. Sefaletten sakınacak, uzak kalacak. 3. İlme, fenne, sanayiye bütün gençliğini feda edecek. 4. Sözüne sadık olacak, kesinlikle yalan söylemeyecek ve ikiyüzlülüğü vatan hiyaneti kadar ağır görecek. 5. Benliğine, kuvvetine, iradesine hakim olacak. 6. Disiplin ve düzenliliği hayat kanunu bilecek. 7. Kendi çıkarı için başkasının hakkına göz dikmeyecek. 8. Kayıtsız şartsız vazifeyi mukaddes bilecek. Vazifesini kötüye kullanan her vatandaşı millet haini bilecek. 9. Yükselmek için kayırılmayı yasak bilecek. Yükselmeyi yetenek ve çalışma çabalamasında bulacak. Koruma ve destekle yaşayan bir kimsenin er geç düşeceğini bilecek. Cumhuriyet, Türk milletinin ebedi ve ezeli varlığının son bir saadetidir. Bu saadetin koruyucusu muhakkak öz Türk çocuğudur. Türk Cumhuriyeti'ni Türk olmayan çocuk koruyamayacaktır. Mesut nesil, emanet alan nesle son sözünü söylemiştir. Tecrübenin yanında ilim ve irfan cihazı olmazsa, emanet alan nesil bir gün azap ve ıstırap içinde kıvranacaktır. İstikbal Türk'ündür, mazide olduğu gibi. Bahasayit Bey hiç evlenmemiştir. Ömrünün son yıllarını sessiz sakin geçirmiş, ressam, şair, filozof Bahasayit, milli mücadelenin bu feragat örneği kahramanı 16 Ekim 1939'da ebedi aleme göçmüş ve Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedilmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.